İyi akşamlar. 13 Mayıs 2022 Cuma teferruatında birlikteyiz. Efendim bu akşam oldukça önemli bir teferruat yapacağız. Çünkü bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir bölgedeyiz. Bu bölgeyi Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Perinçek geçtiğimiz günlerde 3 günlük bir ziyareti oldu. Rus Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir davet. Birkaç Avrupa ülkesinin Avrupa ülkesinden insanın katıldığı bir gezi bu. Savaş bölgesine, Donbas bölgesine götürüldüler. Tabii teferruat programı savaş muhabiri Mehmet Perinçek. Böyle diyebilirim değil mi Mehmet? Aydınlık evet. Gazetesi'nde bu izlenimlerini 4 günlük bir yazı dizisi olarak yayınladı. Yalnız ben de bayağı bir gezdiğim için bu tür bölgeleri, işte 1. Körfez saldırısı, 2. Körfez saldırısı, Çeçenistan vesaire. Şunu iyi bilirim, ne kadar yazarsanız yazın, hep yazmadığınız bir şeyler vardır. Kaldı ki yazılanların sesli ifade edilmesi, görüntülü ifade edilmesi de apayrı bir şeydir. O yüzden bu akşam gerek Energador'daki, gerek Mariupol'deki, gerek diğer çatışma bölgelerindeki izlenimlerini Mehmet Perinçek'ten alacağız. Şimdi önce Mariupol'e gittiniz galiba, en popüler yer. Neden öyle? Çünkü 400 civarında yabancı asker var, Avrupalı ve Kanadalı askerler. Tabii Azak taburları orada, siviller var ve en tartışmalı noktalardan biri. Sizi nasıl davet ettiler, ne olarak davet ettiler, ne göstereceklerini söylediler. En başından bir başlayalım mı Mehmet Perinçek? Evet. Yani bu Rus Savunma Bakanlığı'nın doğrudan düzenlediği bir tur, gezi diyelim. Davetin amacı da şu, şunu ilk başta ifade etmişlerdi. Yani Ukrayna krizi konusunda veya Rusya'nın bu operasyonuyla ilgili Batı basınında veya dünyada çok fazla işte yazı, yorum, haber çıkıyor. Fakat bunların birçoğu tabii tamamen Batı'nın penceresinden ve manipülasyona ve bilgi kirliliğine dayalı. Biz istiyoruz ki dünyanın farklı yerlerinden hem gazeteciler, hem televizyoncular, hem de bazı aydınlar gelsinler, görsünler ve Batı'da çıkan haberlerle veya Ukrayna basınında yazılıp çizilenlerle veya oradan yansıtılanlarla kendi gözleriyle gördüklerini karşılaştırsınlar şeklinde bunu ifade, bu daveti yaptılar. Bu davetle birlikte 28 Nisan'da Rostov bölgesi şehri var. Rostov Don nehrinin kıyısında ve oradan ilk şeye girişi yaptık. Ne diyelim o harekat bölgesine. Tabii çok uzun süredir Rostov'un Donetsk Halk Cumhuriyeti ile zaten doğrudan sınırı var. Yani 8 senedir neredeyse Rostov'lu şey arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti, yani Ukrayna'nın kontrolü dışındaki bölge arasında sınır bulunuyor. Ama tabii biz oraya girdikten sonra hani ilk durağın Mariupol olduğu ifade edildi. O zamana kadar da program açık olarak söylenmiyordu. Çünkü Ukrayna tarafı da bu yapılacak ziyaretle ilgili aslında bir nevi bir açıklama yaptı ve doğrudan oraya gelecek olan gazetecilerin, televizyonların ve aydınları da hedef alan bir açıklamaydı. İzinsiz olarak işte Ukrayna sınırları içerisine girdikleri ve... Ha, sizi tehdit işte, ettiler yani. Evet, yani bu şeyi, böyle bir açıklamayı Ukrayna tarafı yaptı ve tabii Ukrayna tarafının bu açıklamasının arkasından
çeşitli provokasyonlar olabileceği gerekçesiyle veya düşüncesiyle de Gezi'nin işte çeşitli diyelim duraklarının vesairelerinin programı da gizli tutuldu. Çünkü işte herhangi bir saldırı olabilir veya başka türlü provokasyonlar olabilir vesaire. Bu sebeple de son ana kadar da nereye gidilecek ve bütün Gezi boyunca da aslında o yere gidilene kadar da nereye gidildiği ve ne yapılacağı da açıklanmadı, söylenmedi. Bir şey daha sorayım o zaman Mehmet Perinçek. Kaç kişi gittiniz? Hangi ülkelerden gazeteciler, aydınlar katıldı buna? Bir de birbirinizi tanıyor muydunuz daha önceden? Yok, benim tabii kişisel olarak orada tanıdığım başka kimseler yoktu ama Hindistan'dan işte Fransa'sına, Almanya'dan diyelim, tabii Rusya'dan da birçok basın mensupları vesairelerde bulunuyordu. Arap ülkelerinden çok sayıda tabii gazeteci, televizyoncu vesaire vardı. Suriye'si, El Cezire kanalı, Arabiya kanalı. Tabii hatta şöyle de söyleyebiliriz, rejideki arkadaşlar da belki o fotoğrafı gösterebilirler. Bölüm 4'ten 5 nolu fotoğrafı gösterirlerse son gün çekilmiş toplu bir fotoğrafta var. O fotoğrafta da 5 nolu fotoğraf. Orada da bütün katılımcıların pres yazan yani basın yazan otobüsün önünde bizim bütün gezi boyunca kullandığımız otobüsün önünde çekilmiş topluca bir fotoğraf var. Evet, burada evet, da oldukça kalabalık. Evet, tam bir tam takımı da görmek mümkün. Bu pres yazısı da bayağı büyük bir önlem olarak yani hala bu yazıya rağmen bir şey yaparsanız açık provokasyon der gibi bir yazı yazılmış değil mi? Tabii, çünkü bölgede hala çatışmalar devam ediyor. Mesela bir yerden bir yere giderken aslında çok daha kısa kestirme yollar varken Ukrayna mevzilerine yakın olduğundan dolayı onu dolanarak daha geniş bir yay çizerek gidilmek zorunda kalınabiliyor, yol uzatılmak zorunda kalınabiliyor. Bununla birlikte de tabii hani basın ifadesi de çeşitli saldırıları veya olası diyelim provokasyonları önlemek açısından da zaten ilk gittiğimizde Rus özel kuvvetlerinden de yani ilk gittiğimizde değil bütün gezi boyunca Rus özel kuvvetlerinin diyelim koruması altında veya onların eşliğinde konvoyuyla beraber her tarafa hareket ettik. İlk gider gitmez de işte çelik yeleklerin, kaskların dağıtılması, arkasından da çeşitli güvenlik uyarılarının yapılması da söz konusu oldu. İşte birçok gidilen yerlerde zaten birçok yerde şehir savaşları, şehrin içinde diyelim savaşlar veya çatışmalar yaşandığından dolayı çok sayıda mayınlanmış arazi var. Bunların hepsi temizlenmiş durumda değil. Veya işte dışarı çıktığınızda askerlerin kurdukları bir halka diyelim oluşuyor. Bunun dışına asla çıkılmaması uyarıları da yapılıyor. Çünkü işte herhangi bir çimenlik bir yerde veya bir apartmana veya herhangi bir kapalı bir yere girmeye kalkarsanız fotoğraf çekmek için veya kamerayla girip oralara bakmak için herhangi bir mayına da ayağınızla basabilirsiniz. Çünkü Mariupol'deki çatışmalar çok daha yeni bitmişti biz gittiğimizde. Bununla birlikte tabii Ukrayna mevzileri hala yakında bulunuyor veya Azovstal'da hala Ukrayna güçleri var. Oradan bombaların, roketlerin atılması da şehre söz konusu. Orada da tabii çeşitli uyarılar yapıldı. İşte uzaktan duyabileceğin, uzaktan size bir ıslık sesi yaklaşıyorsa bilin ki bu bir füze olabilir. O durumda işte benim komutumu dinleyeceksiniz.
yat dediğim zaman yere yatacaksınız kafanıza göre, işte kapalı bir yere girmeye vesaire kalkışmayacaksınız. İşte oradaki yetkililer sizi mutlaka güvenli bir yere taşıyacaklardır şeklinde de uyarılar vesaire. Peki uyarılar yapıldı, koruma önlemleri alındı, Mariupol'e gittiniz. Ne tarafına gittiniz? O Azovstal fabrikasının oraya mı, sahil kesimine mi, yoksa her tarafını dolaşabildiniz mi? Şimdi Mariupol'de tabii çatışmaların olduğu, yoğun çatışmaların yaşandığı farklı yerler var. İlk olarak tabii şehrin girişinde, şehir merkezinin girişinde bekledik. Sabah çok erkendi, 7 sabah 7 gibiydi. Orada beklerken Azovstal'e yönelik Rus topçuların ateşli top atışları da vardı. Onun seslerini de duyuyorsunuz. Hatta seslerini sadece duymuyorsunuz. Azovstal'den yükselen dumanları da o zaman görmek mümkün oldu. Şehrin ilk başta ana merkezine girdik. Orada hem insani yardım dağıtılıyor. Her gün saat sabah 9'da. Sabah 9'da o insani yardım dağıtılırken insanlar tabii oranın yerel halkı toplanıyor. Onlarla görüşme fırsatı bulabildik. Birebir konuşma imkanını bulabildik. Şehrin tabii silüetini, durumunu görmek ve insanların yaşadıkları sorunları görmek mümkün oldu. Nasıl ruh halleri? Tabii oldukça zor bir süreçten geçmiş durumdalar. Çünkü sadece çatışmalar değil, çatışmaların öncesinde hatta son 8 senedir süren bir problem var. Neden? Çünkü Maydan olaylarından sonra orada Rusça konuşan Ukrayna vatandaşlarının uğradıkları baskılar var. Bununla birlikte Ukrayna'daki neonazi iktidarının veya işte Amerikancı iktidarın fikirlerini paylaşmayanların uğradıkları zulüm var. Bunları dinliyorsunuz, bunları duyuyorsunuz. Bir sürü faili meçhuller tabii yaşanıyor. Mariupol'ün bir de özel bir önemi var. Onlar 2014'teki Maydan olaylarından sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte orada da bir referandum yapılıyor ve orası Mariupol'de Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne katılma kararı alıyor. Fakat daha sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin milis kuvvetleri 2014'ten sonra orayı savunamıyorlar ve oradan çıkmak zorunda kalıyorlar ve içeriye tabii Ukrayna güçleri giriyor. 2014 yılında aldıkları bu referandum kararından dolayı da Kiev'in veya işte Ukrayna'daki o neonazi güçlerinde bir hıncı olduğunu da söylemek lazım. Bu tabii sırada işte 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutlayamıyorlar. Rusça resmi dil olmaktan çıkarılıyor. Veya okullarda tabii ciddi sorunlar var. Küçük yaştaki çocuklar hem kendi komşularına, yani bir yandan da sınır komşuları olan Ruslara karşı ama diğer taraftan da işte mahallelerindeki Ruslara karşı da kışkırtılmaya ve o şekilde eğitilmeye de başlıyorlar. Mariupol tabii bu Azov ya da Azak taburlarının da en önemli merkezlerinden de bir tanesi. O bakımdan 8 senedir süren bir baskı dönemi var. Bir de tabii bunun üzerine bu operasyonla birlikte başlayan süreç var. Burada da tabii en fazla zarar gören şehirlerden bir tanesi Mariupol. Ben yani hep merak ediyorum, bu Azov taborları meselesi ortaya çıktıktan sonra 1917'den beri devam eden bir Sovyet devrimi var, bir sosyalist yönetim var. Ama baktığımız zaman Ukrayna'da bir Nazi çekirdeğini hep görüyoruz.
işte Nazi ordularıyla işbirliği yapan bir takım kesimleri nasıl bu kadar güçlenmiş bu Azov taburları, bu neo-Naziler? Bir de bir ricam olacak. Anlattığın konularla ilgili videoya da fotoğraf varsa arkadaşlara uyarabilirsen sadece ikimiz görünmek yerine o görüntüleri de izletelim izleyicilerimize. Tabii. Yani bu bölüm 2'den işte 5 nolu ve 6 nolu fotoğrafları da o sırada açabiliriz. Şimdi tabii Azak taburlarının ya da Ukrayna'da bu diyelim ırkçı, milliyetçi akımlar Ekim Devrim vesaire zamanında da güçleniyorlar. Çünkü Ukrayna şöyle Batı kampıyla diyelim Avrasya arasında tampon bir bölge. Yani bir standart iki diyelim kampı birbirinden ayıran veya sınır bölgesi. Dolayısıyla Batı'nın ve emperyalist planlar açısından her zaman önemli rol oynamış bir bölge. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında da tabii Almanların önemli hedeflerinden ilk girdikleri bölgelerden bir tanesi. Ve Almanların da tabii Sovyetler Birliği'ne karşı orada öncesinden örgütlemeye başladıkları o banderacılar denen kuvvetler de var. Yani Ukrayna içerisindeki Ukrayna milliyetçilerinin Almanlarla işbirliği yapan diyelim kuvvetleri. Şimdi bunlar İkinci Dünya Savaşı sırasında hem işgal döneminde, yani Nazilerin işgal döneminde bölgede yönetimi, yani tırnak içerisindeki o Nazi yönetiminin bölgedeki işbirlikçileri. Hem onun öncesinde de rolleri var, işgal döneminde de önemli rolleri var. Ve daha sonrasında tabii bunların hepsi temizleniyorlar. Zaferle birlikte diyelim ülke dışına atılıyorlar. Ama bunu Rus yetkililer de çok sık dile getiriyorlar. Kruşçev döneminde bunların bunlar için özel bir af çıkartılıyor. Yani Sovyet revizyonizmi, diğer taraftan da Nazi işbirlikçilerini aslında serbest bırakıyor. Tabii Kruşçev'in Ukrayna kökenli olmasının da belki bunda biraz rolü olabilir ama tabii bu emperyalizmle mücadele konusunda veya faşizmin yarattığı tahribatla mücadele konusunda o dönemden başlayan bir diyelim hassasiyet kaybının da olduğunu söylemek lazım. Ama tabii özellikle 1990'larla Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte tabii oranın bir tampon bölge olması, köprü başı olarak Rusya'ya karşı kullanılması için de Batı'nın önemli çabaları var. Ama tabii işin kırılma noktası diyelim Maydan olayları. Bu Maydan olaylarının öncesinden Azak taburlarının eğitimleri başlıyor. Hatta Polonya'da bunlar için kamplar kuruluyor. Oradaki gençler alınıyorlar, Polonya'ya götürülüyorlar. İşte çeşitli turistik faaliyet adı altında gezme, kamp vesaire faaliyetleri altında. Oralarda keskin nişancılık eğitimlerinden askeri eğitimlere kadar birçok şeye tabi tutuluyorlar. Tam Ukrayna gradosu olarak yetiştiriliyorlar demek ki. Evet. Evet ve zaten 2014 olaylarında diyelim o keskin nişancılar, halka ateşe açılması, insanların vurulması ya da güvenlik güçlerinin vurulması, öldürülmesi hep bu işte Azak taburları, Aydar vesaire gibi bu gruplar eliyle gerçekleştiriliyor ve bunlar da Maydan olaylarının paramiliter güçleri oluyorlar ve işin silahlı boyutunu diyelim yani sadece ideolojik bir bozulma değil orada yaşananlar, diğer taraftan da silah zoruyla da birçok olay gerçekleşiyor. Bunlar tabii daha insanları
kaldırmalar, kaçırmalar, faili meçhuller, farklı görüşteki gazetecilerin, siyasetçilerin ortadan kaldırılması, hatta ve hatta geçtiğimiz günlerde de yıl dönümü de vardı Odessa'da, aslında Ukrayna'nın Madım Ağı olarak da nitelendirilebileceğimiz olay yaşandı. Orada da çok sayıda Odessa'da şeylere karşı çıkan, maydan olaylarına karşı çıkan oradaki diyelim yükselen faşizmi protesto eden ve onu kabul etmeyen kitlelerin Odessa'da sendika evinde canlı olarak canlı canlı yakılmaları söz konusuydu. Yani ve öyle bir öyle bir ortamda siz sabahın 7'sinde girdiniz Mariupol'e, yardım dağıtma noktasına vardınız. İnsanlarla konuştunuz. O fotoğraflarda da işte fotoğrafların da önemi şu, orada Azak taburlarının karargahında ele geçirilen bunlar Hitler portresi biraz önce gördük. Diğerleri de şeyler yine Nazilerin kullandığı figürlerin yine Azak taburları tarafından burada kullanıldıklarını görüyoruz. Evet. Yardım dağıtımındaydık. İnsanlarla konuşuyoruz. Evet, yardım dağıtımı sırasında tabii çok fazla insanla görüşme ve bunları canlı olarak dinleme fırsatı da bulduk. Burada tabii dikkati çeken diyelim vurgulardan bir tanesi, daha Ruslar şehre gelmeden kendi evlerinin bombalandıklarını ifade ediyorlar. Oradaki yerel halk, yani şunu söylüyorlar. Daha Ruslar yoktu. Bizim binalarımız, yani ki şehir Ukrayna'nın kontrolünde. Peki Ukrayna niye kendi kontrolündeki evleri, bölgeleri top atışına tutsun diye sorduğunuzda diyorlar ki bir süre sonra herhalde Rusları suçlamak, sivil katliamı yapmakla diyelim itham etmek için bunları yaptı diyorlar. Kimileri de tabii 2014 referandumunda Kiev'e iktidarına ve Maydan diyelim darbesine karşı tavır aldığımız için ve oy kullandığımız için bizi cezalandırdıklarını söyleyenler var. En fazla tabii çektikleri diyelim ızdırap çektikleri konulardan bir tanesi Azak taburlarının oradaki sivil halkı bir canlı kalkan olarak kullanmaları. Apartmanlara zorla girmeleri, evlere girmeleri, oralara silahlar yerleştirmeleri, savaş hukukuna aykırı olarak içinde yaşayan insanları zorla dışarı çıkartmaları, kabul etmeyenlere baskı uygulamaları, şiddet uygulamaları, hatta işte bazı kapıların çelik kapılar olmasından dolayı kapıyı kırıp giremediklerinden oraları el bombalarıyla patlatıp insanları zorla çıkartmaları. Tabii oralara apartman dairelerine, çatılara bir defa keskin nişancılar yerleştiriliyor. Apartman dairelerine silahlar kuruluyor ve oradan da tabii Rus tarafına ateş açılıyor. Ve oradaki insanları da tabii bir canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Onların psikolojilerini tabii sormuştunuz. Bir ay boyunca işte apartmanların bodrum katlarında kalmak ve yaşamak zorunda kalan birçok tabii insanın hikayelerini de dinlemiş oluyorsunuz. Bunlar içerisinde yaşlılar da var. İşte 3-5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklar da var. Bir ay boyunca bodrum katında yaşayan, az belki de suyla, yiyecekle yaşayan çok sayıda insanla da karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Tabii bu yaşanan çatışma sırasında insani koridorlar açılıyor, ateşkes yapılıyor. O insani koridorların açıldığı Ukraynalı yetkililer tarafından oradaki sivil halka aktarılmıyor, bilgi verilmiyor. Çünkü siviller için insani koridor açıldığında onların o çatışma bölgelerini terk etmeleri, şehir dışına çıkmaları, güvenli bölgelere gitmeleri imkanı doğuyor. Fakat bunun da yine
Azak taburları tarafından engellendiğini, birçoğunun haberi bile olmadığını, bazılarının çeşitli işte televizyon vesaire çeşitli kaynaklardan öğrendiklerini ama gitmek istediklerinde de zor yoluyla bunların engellendiklerini birçok insandan dinlediğimizi söyleyebilirim. Evet. Şimdi Sayın Perinçek, çok önemli bir hikaye ama 2 dakika bir reklam aramız var. Onu şimdi kullanalım. Sonra bir sorum olacak. Soruya geçmeden hemen bir 2 dakika sevgili izleyicilerimizden de bir izin isteyelim. Teferruata devam edeceğiz. Evet, teferruata devam ediyoruz. Şimdi tabii Sayın Mehmet Perinçek'i de göreyim. Evet, tabii orada sadece insani yardım meselesi yok. Siz oradayken çatışma devam ediyor, dumanlar yükseliyor falan. Bu Azovstal fabrikası bir çelik fabrikası. Yani Azak Çelik Fabrikası gibi bir ismi olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Nasıl bir yer, neden bu kadar önemli hale geldi? Herhalde izleyicilerimiz de en merak ettiği şey budur. Çünkü bombalanıyor diyorsunuz, içeride siviller var deniliyor. Sivillere bir şey olmuyor mu? Bildiğim kadarıyla bu tür büyük fabrikalar etrafında konut bölgeleriyle birlikte yapılır. İşte bizim Nazilli Sümerbank gibi. Ama herhangi bir problem durumunda işte sığınaklar falan da yapılır. O manzarayı biraz anlatır mısınız bize? Bu arada bu birinci bölümden video 1'i ve video 2'yi de peşi sıra gösterebiliriz. Şimdi Azovstal tabii Sovyetler Birliği zamanında yapılmış bir çelik fabrikası söylediğiniz gibi ve fabrika yapılırken de nükleer savaş olasılığına karşı yerin 9 kat altına yapılıyor. Sığınaklar yapılıyor. Yani sadece sıradan bir savaşa yönelik değil, nükleer saldırılara. Hocam dumanlar yükseliyordu dediğinizde ben hakikaten duman zannettim. O dumandan öte bulut gibi bir şey o. Evet, o işte bizim tam Mariupol'e girişte Rus top atışlarından sonra Azovstal'den yükselen dumanlar. Şimdiki görüntülerde Mariupol'e tam girişimiz, o dumanların yükseldiği yerde evet. Bir süre bekledik. Şehir merkezinden güvenlikli olduğu ve girilebileceği bilgisi gelince de şehir merkezine şimdi girerken, şehir merkezine girerken de tabii şehirdeki yıkımı da ekranlardan görmek mümkün olacak. Azovstal'de yerin 9 kat altına kadar bir şehir kurulmuş durumda. Orada bir şey gördüm. Çok özür dilerim. Görüntü gidiyor ama mezar gibi bir şey gördüm orada ben. Mezarlar var. Yolun kenarlarında kurulmuş mezarlar var. Hatta bu görüntü bittikten sonra da ikinci bölüm 2'de 3 nolu fotoğrafı görüntü bittikten sonra açabiliriz. Hala tabii insanlar yaşıyorlar, hayatlarını kaybedenler vesaireler var. Onların defin işlemleri yapılması şu an mümkün olmuyor tabii savaş ortamından dolayı. Yolun birçok kenarlarında, şimdi de gördüğünüz gibi işte kenarda yaya yolu var. İnsanların gömüldüklerini de görebiliyoruz. Daha sonradan bu mezarların mezarlıklara taşınacağı da söyleniyor ama geçici olarak insanlar böyle bir yol bulmak zorunda kalmışlar. Azovstal o anlamda tabii çok korunaklı bir yer, nükleer savaşa karşı kurulmuş bir yer. Binlerce insanı içine alıyor ve dışarıdan gelen bombalar da aslında çok fazla oraya etki etmiyor. Yani o bombaların Azovstal'i içindeki diyelim kişilere zarar vermeniz çok mümkün değil. Orayı alabilmeniz ancak şöyle mümkün, bir taarruz düzenlemeniz lazım. Fakat
taarruz düzenlenecek herhangi bir taarruzun da oradaki sivil nüfusa, oradaki diyelim rehin tutulan sivillere zarar vereceğinden dolayı Putin de bir talimat verdi. Dedi ki oraya taarruz yapılmayacak ama sinekte uçurmayacaksınız. Şu anda Rusya dışarıdan top atışları ve kimi zaman da uçaklarla orayı vuruyor. O bombalar aslında ciddi anlamda içeridekilere söylediğimiz gibi bir zarar vermiyor. Daha çok psikolojik bir etki etmesi açısından. Hatta ben oradaki işte Rus yetkililere sordum. Dediler ki içeride 3 haftalık erzakları kaldı. Su, ilaç, yiyecek vesaire gibi. İşte bu diyelim aradan da bir hafta geçti. 2 haftalık şu an erzakları kalmış durumda. Ve diyorlar ki 2 hafta sonra bu erzakların bitmesiyle birlikte teslim olmak zorunda kalacaklar. Çünkü tam bir kuşatma altında. Ya bu kuşatmayı silah zoruyla içerideki güçlerin yarması lazım. O da çok mümkün gözükmüyor. 2 hafta içerisinde teslim olmaları bekleniyor. Tabii içerideki sivillerin kandırılarak götürdükleri, oraya götürülmeleri söz konusu olmuş. Çünkü oradan kaçan bazı siviller oluyor. Onların ifadeleri var. Hem kameralar önünde anlattıkları var, hem Rus yetkilileri anlattıkları var. Onları da tabii canlı kalkan olarak kullanmak için çatışmalar sırasında sizi güvenli bir bölgeye götüreceğiz diye Azovstal'in içine götürmeleri söz konusu olmuş. Orada tabii sadece Azak taburları değil, siviller değil, Ukrayna güçleri değil. Bununla birlikte 400'e yakın yabancı paralı askerin veya yabancı askerin olduğu da söyleniyor. Şimdiye kadar tespit edilenler İngilizler var, Fransızlar var, Belçikalılar, Hollandalılar, yine Polonyalılar bulunuyor. Bunların tabii tırnak içerisinde resmi bir görevleri yok ama ciddi bir kısmı eski bulundukları ülkelerinin ordu mensupları ama eski ordu mensubu olmakla birlikte hala bazı devlet görevlerini yani yasa dışı devlet görevlerini icra ettikleri de ifade ediliyor. Kanadalı üst düzey generallerin olduğu veya üst düzey farklı diyelim ülkelerden de askerlerin bulunduğu belirtiliyor. Peki Sayın Doğu Perinçek açıklamıştı. 50 Fransız subayı ölümüne terk etti Fransa Macron diye. Onlar da hala orada galiba. Zaten başka bir yere gitmeleri mümkün değil. Mümkün yani değil. Bunların uçmuyor. Evet. Yani yemekleri bittikten sonra bu kişiler sonuç olarak oradan çıkacaklar. Şimdi bu zamana kadar yiyecek karşılığı ellerindeki sivillere evet. verelim diye böyle adam satar gibi bir evet. durum var orada. Evet, öyle bir teklifte de bulundu Azak taburlarının yetkilileri. İşte ellerindeki rehineleri aslında 15 kişiye karşılık bir ton yiyecek verilmesi karşılığında 15 kişiyi bırakabileceklerini ifade ettiler. Yani aslında oradaki sivillerin sağlığını, güvenliğini düşünmedikleri de çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Aslında Azovstal ile ilgili daha en başından itibaren insani koridor açılması, ateşkes yapılması Rus yetkililer tarafından belirtildi. 3 günlük koridor açıldı ve tek bir kişiyi oradaki askeri yetkililer, yani Ukraynalı yetkililer çıkmalarına izin vermediler. Buna tabii şeyde de çok tepki var. Mariupolliler tarafından da var. Yani sadece bu Azovstal olaylarında değil, biraz önce bahsettiğimiz canlı kalkan olarak kullanılması da ve insanlardan şunu da duyuyorsunuz. Diyorlar ki asker dediğiniz sivilleri korur. Ama
bu Azak taburları ve Ukraynalı subaylar sivilleri korumak değil, sivillerin arkasına saklanıyorlar. Aynı bunlar PKK'nın yaptığı gibi değil mi? Evet, evet tabii. Nasıl askerler bunlar, nasıl şeyler bizi koruyacaklarına, bizi kendilerine kalkan ettiler diye de tabii birçok kez varyansın ettiklerinde halkın görebiliyorsunuz. Evet. Bir de şey durumu var orada. Ruslar canlı insani koridor açalım diyorlar. Ama orada Azovstal'daki eski askerler ya da siviller bırakılmıyor. İlla da Ukrayna tarafına koridor açın diyorlar. Bu oradaki batı, askerleri kurtarma çabası mı? Bu Batı'da bir panik içerisinde bu anlamda. Yani Batı'da ciddi bir panik var çünkü orada kuşatılmış ve sıkışıp kalmış olan çok sayıda yabancı asker var. Bunların 400'e yakın olduğunu bizzat Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Plyushin de ifade etti. Plyushin'le de bir Mariupol'de buluştuk. Kendisinin verdiği bir sayı ve onlar tabii kasıtlı olarak Ukrayna tarafına bir koridor açılsın istiyorlar ki dışarıdan diyelim yapılan yardımın ve savaş hukukunun diyelim ihlal edilmesinin ortaya çıkmasını gizlemeye çalıştılar. Biliyorsunuz savaş hukukunda paralı askerlik vesaire yasak ve bunlar esir statüsüne de o anlamda denk gelmiyorlar. Yani şimdi Ukrayna askeri savaşabilir, Rus askeri savaşır, birbirlerine esir düşebilirler ama dışarıdan paralı askerlik vesaire gibi şeyler uluslararası sözleşmelere de aykırı. Bütün bu uluslararası kaidelerin ihlal edildiği de bir taraftan ortaya çıkacak. Bununla birlikte şunu da altına çizmek lazım. Oralarda bulunan askerler içerisinde yani paralı askerler veya gönüllüler içerisinde Suriye'de PKK-PYD'nin yanında savaşmışlar olanlar da var. Bu da önemli. Bunlar bizzat yakalanmış olan ve tırnak içerisinde Rus tarafına esir düşmüş olanlar da var. Şundan tırnak içerisinde diyoruz. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi onlar esir statüsünde aslında değiller. Tamamen insan öldürmek veya farklı sebeplerden dolayı katliam yapmak suçlarından dolayı Donetsk Halk Mahkemelerinde mesela bazıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin askeri mahkemelerinde idam cezalarıyla yargılanıyorlar. İçlerinde iki tane İngiliz var ve hepsinin daha önce PYD-PKK saflarında Suriye'de savaştıkları da ortaya çıktı. Yani PKK-PYD'ye çalışan bu kişiler, eski subaylar bakıyorsunuz neonazi azak taburlarının içerisinde Rusya'ya karşı savaşmaya başlamışlar. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan PKK-PYD'ye askeri destek sağlıyorsa, cephanelik, efendim mühimmat, silah veriyorsa aynı ABD Ukrayna'ya da Kiev'e de aynı desteği gösteriyor. Bakıyorsunuz bu paralı askerlerde veya o askerlerde bir taraftan PKK-PYD'nin yanındalar bir iki sene önce. Bir iki sene sonra da azak taburlarının yanında birden kendilerini görebiliyoruz. Bu da tabii dünyadaki kamplaşmayı göstermesi açısından da bir tarafta ABD'nin bulunduğunu, diğer tarafta da nesnel anlamda Türkiye'nin, Rusya'nın çıkarlarının da hem Suriye'de, hem Ukrayna'da, hem Karadeniz'de, hem Akdeniz'de vesairede de örtüştüğünü çok somut delillerle de göstermiş oluyor. Evet. Peki Mehmet Perinçek, böyle devasa tesislerin yapıldığı yerlerde ürünlerin bir yerden bir yere taşınması için kuvvetli limanlar olmak zorunda.
Mariupol'de de böyle bir liman olduğunu tahmin ediyorum. Limanda durum nasıl? Limanı görebildiniz mi? Mariupol limanı Ukrayna'nın en büyük ticari limanlarından bir tanesi ya da en büyük ticari limanı. Yani en büyük belki Odessa'da bilmiyorum belki daha şeyde olabilir ama en büyük ticari limanlarından bir tanesi. Devasa bir liman. Orada çektiğin görüntüler varsa ya da fotoğraflar varsa onu evet, da tarif edebilirsen onları da gösterelim. Hemen 2 nolu bölüm 2'de açabiliriz. Hatta video 1, bölüm 2'de video 1'i biz oradayken dronlarla çekilmiş görüntüler. Peşi sıra video 1, video 2, video 2'i de bölüm 2'den açabiliriz. Şimdi Mariupol Limanı da en büyük çatışmaların yaşandığı yerlerden bir tanesi ve Rusya'nın Mariupol içerisinde en son diyelim kontrol altına aldığı bölge ilk biraz önce şu an ekranlardaki şehir merkezi ilk kontrol altına alınıyor. Arkasından İliç fabrikası var. O kontrol altına alınıyor. En son da Mariupol Limanı alınıyor. Mariupol Limanı'nın da bu kadar zorlu alınmasının önemli sebeplerinden bir tanesi denizden bir çıkartma yapılamıyor. Orada da Azak taburları şehir merkezinde uyguladıkları taktiği uyguluyorlar. Bu sefer de sivil gemileri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Daha sivil gemiler Mariupol limanından çıkmadan ve onlara bu konuda bir bilgi verilmeden kasıtlı olarak deniz kısmı mayınlanıyor. Ha şimdi zaten görüntülerde görüyorsunuz bu biz orada bulunurken drone'la çekilmiş görüntüler. Bu kıyı hattının mayınlandığını anlatıyorlar ve içerideki sivil gemiler de haliyle limanı terk edemiyor. Ve ya biz de burada ayçiçek yağı bekliyoruz değil mi? Evet. Evet, iç ve içindeki mürettebatın da dışarı çıkmasına izin vermiyorlar ve bu şekilde de yine onları canlı kalkan olarak kullanarak Rus güçlerinin diyelim oraya askeri operasyonunu zayıflatmaya çalışıyorlar. Limanı tabii gezdiğimizde hala daha patlatılmamış mayınların olduğunu da gördük. Orada Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin olağanüstü işler bakanıyla görüştük. O da şimdiye kadar Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde 10 bine yakın işte mayındır, efendim bombadır vesairenin imha edildiğini yani patlamamış operasyonun başlamasından ve o bölgelerin kendi kontrollerine geçmesinden sonra 10 bine yakın mayında imha edildiğini söylediler. Hatta o çalışmaları da hem denizde yapılan hem de karada yapılan mayın imha çalışmalarına da gösterdiler. Onlara da tabii tanık olduğumuzu söyleyebiliriz. Limanda tabii gezdiğiniz zaman bir film setinde dolaşıyor gibi de oluyorsunuz. Şimdiki görüntülerde limana giden yolda diyelim daha yani limanın dışında ama limana giden yoldaki çatışmalarında yansıdığı görüntüleri de görebiliyoruz. Biz bu manzaraları savaş filmlerinde görüyoruz. Ciddi ciddi dekor bile zannedebiliriz. Savaş filmi dekoru bile zannedebiliriz. Evet yani evet bir film dekoru gibi ama orada tabii yürüdüğünüzde de ya da arabayla geçerken de bu görüntüler gözünüzde o çatışmaların yoğunluğunu da net bir şekilde yansıtıyor. Hatta sokakların ortasında, caddelerin ortasında imha edilmiş Ukrayna tanklarını, zırhlı araçlarını görebiliyorsunuz. Veya atılmış Toçka U füzelerinin parçalarını görebiliyorsunuz. Şimdiki görüntülerde karada yapılan mayın temizleme faaliyetlerinden örnekler o da Mariupol Limanı'nda. Laleler nerede Mehmet Perinçek?
Yani laleler tabii o da çok Ben yazıda gördüm, dikkatimi fotoğraflar da çok hoştu. dikkatimi çeken benim de noktalardan bir tanesi de birinci bölüm 1'de 13 nolu fotoğrafta da 5 nolu fotoğrafta da görebiliriz. Mariupol ve aslında Donbas bölgesinde neredeyse her yerde bitmiş biten yani hani özellikle ekilmiş bahçelerde laleler olabilir işte ya da ne bileyim parklarda diyelim laleler olabilir ama hiçbir şekilde insan eliyle özel olarak dikilmemiş şekilde yabani biten laleyi bu kadar başka bir yerde görmediğimi söyleyebilirim. Hatta İstanbul diyelim belki de lalelerin bütün dünyaya yayıldığı şehirlerden bir tanesidir ya da Hollanda bizden aldı. Bütün dünyaya şu an belki de satan en büyük ülkelerden bir tanesi. Ne Amsterdam'da ne işte diyelim Rotterdam'da ne Hollanda'da ne de İstanbul'da bu kadar lale görmediğimde ve yabani biten diyelim her yerde biten lale görmediğimde ifade edebilirim. Evet. Savaşın ortasında böyle bir şey görmek de çok farklı bir duygu herhalde. İstanbul'u Tek tabii hatırlamışsınızdır. belki de şehir tabii ciddi zarar görmüş durumda. Yani birçok binalar kullanılamaz durumda falan ama herhalde bu laleler en diyelim olumlu bir izlenim yaratan ya da insanları rahatlatan belki de en önemli sembollerden bir tanesi olabilir Evet. Mariupol. Şimdi bugünkü gazetelerde gördüm, Türkler geri dönüyormuş bazı bölgelerine, Ukrayna'nın. Ama Mariupol'de de geri dönüşler varmış, Ukraynalılar orada yaşayan Ruslar tarafından. Bu geri dönüşleri biraz değinebiliriz. Ama 3-4 dakika bir reklamımız var. Konu önemli olunca reklam da çok oluyor. Bir 3-4 dakika izin isteyeceğiz izleyicilerimizden. Arkasından Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Perinçek'le Donbas bölgesi günlüklerine devam edeceğiz. Evet, teferruata devam ediyoruz. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Perinçek bir grup gazeteci Aydın'la birlikte Donbas bölgesinde dolaştı. İzlenimlerini, günlüklerini alıyoruz. En son geri dönüşler konusuna değineceğimizi söylemiştik. Mehmet Perinçek, söz sende. Mariupol'e veya diğer diyelim çatışma bölgelerinde tabii günlük hayat yavaş yavaş tabii kendi olağan rutinine dönmeye başlıyor. Dolayısıyla hem Donbas hem Mariupol'de de tabii kaçmış olanların yavaş yavaş geriye döndüklerini hatta bunlardan bazılarıyla orada karşılaşma ve görüşme, konuşma şansımız da oldu. Rusya tarafına gitmiş olanlar var veya Ukrayna tarafına geçmiş olup geriye dönenler var. Veya Berdyansk var hemen daha güneyindeki bir şehir. Orası herhangi bir çatışma olmadan Rusya'nın kontrolüne geçmiş durumda. Dolayısıyla herhangi bir yıkıntılar vesaireler yok. Hasar diyelim şehirde sıfır, hiç hasar olmadığını söyleyebiliriz. Oraya çok sayıda giden Mariupollüler var. Oraya gittiğimizde oranın başkanıyla yeni seçilmiş, ya seçilmiş değil de yeni diyelim geçici olarak o görevi üstlenmiş başkanıyla konuştuğumuzda da mesela o şunu söyledi. Dün dedi işte 9 kadar otobüsü Mariupol'e gönderdik yani oraya Mariupol'den oraya gelmiş olan kaçkınları da geriye gönderdiklerini ifade etti. Dolayısıyla Mariupol'ün tabii çok ciddi hem gaz, elektrik, altyapı sorunları var. Bununla birlikte
iletişim sorunu ciddi bir sorun. Ukrayna'nın operatörleri artık orada çalışmıyor, çalışmayı bırakmış durumdalar. İletişim sorunu varsa kayıplar hizmet sorunu da vardır, öyle tahmin ediyorum. Tabii yani mesela insanlarla karşılaşıyorsunuz. Mesela Berdyansk'ta kamp var. Mariupol'den kaçmış olan sivillerin kaldıkları o kampa da gittik. Oradaki mesela bir kadının anlattıkları, işte ben dedi şu tarihte dediği şeyden çıktım, benden 10 gün önce oğlum şehirden ayrıldı. Ama o nerede olduğunu bilmiyorum. O benim nerede olduğumu bilmiyor. Çünkü cep telefonları çalışmıyor. Ukrayna tarafı da tabii operatörleri de cep telefonları hizmetini kesmiş durumda. Bu tabii farklı sorunlara da yol açıyor. Melitopol diye bir şehir var. Oranın başkanı, kadın da bir başkanı. Onunla görüştüğümüzde mesela o şunu söyledi. Ukraynalılar dedi buradaki insanların hani güvenliğini, iyiliğini, yani eskiden onların vatandaşı, hala da resmi olarak onların vatandaşı. Bunların şeylerini hiç düşünmüyorlar dedi. Çünkü cep telefonları operatörlerini kestiler dedi. Ve bu cep telefonu operatörlerini kesmeleri demek şu anlama da geliyor. Şey sisteminde de sorunlar var. Normal şehir hatlarını da kesmiş durumdalar. Telefon açıp ambulans çağıramıyorsunuz mesela. Tabii acil hastanız var, bir şeyiniz var. Ambulans şey yapamıyorsunuz. Bununla birlikte bir farklı sorunlar da ortaya çıkıyor. Onlar da çok aslında ilginç. Eski yönetim bütün şeyleri de, kayıtları, kuyutları da alıp götürmüş durumda. Kimisi imha etmiş, bazı şehirlerde imha edilmiş. Şimdi hayat bir taraftan da bütün o şehirlerde ne kadar çatışma da olsa, diyelim operasyon da olsa, şu da olsa, bu da olsa, hayat devam ediyor. Çocuklar doğmaya devam ediyor. Şimdi Melitopol'de 46 tane çocuk doğmuş. Bu 46 çocuk nereye kaydedilecek? Ukrayna vatandaşı olarak kaydedilemiyor. Çünkü nüfus kayıtları yok. Nüfus kayıtları alıp götürülmüş. Şimdi mesela o 46 doğan bebek şu an Melitopol vatandaşı olarak, Melitopol'lerin şimdi kendi yaptıkları mühürlerle Melitopol vatandaşı olarak doğuyorlar. Veya Berdyansk bölgesinde bu harekattan sonraki ilk nikah törenlerini de görme imkanımız oldu. Oraya da götürdüler. Bir taraftan da hayatın normale dönmeye başladığını da orada görebiliyorsunuz. 6 genç çiftin evlendirme dairesindeki şeyine de katıldık. Şimdi orada da şöyle bir sorun var. Bunların evliliğini kim kayıt altına alacak? Ukraynalılar gitmiş. Bütün o fotoğrafları, o videoyu görünce şey geldi aklıma. Bregovic'in filmiydi galiba. Eski Yugoslavya'dan. Yukarıda savaş devam ediyor. Aşağıda düğün var falan. Gerçekten ilginç bir videoydu. O bölüm 3'te bir nolu videoyu o anlamda gösterebiliriz. O da o nikah görüntülerini görmek açısından ilginç olabilir. Hem foto 3 hem de bir nolu video bölüm 3'te gösterilebilir. Tabii bir şeylerin yavaş yavaş yoluna girdiğini gösterir ama şimdi bu senin anlattığın operatörlerin hat vermemesi, o bölgeye hizmet vermemesi, şehir hatlarının kesilmesi falan, bunlar orada yaşayan vatandaşları da Zelenski yönetiminden nefret ettirir herhalde. Pek de iyi konuşmuyorlardır artık hükümetleri hakkında. Şimdi zaten biraz önce söylediğimiz gibi 8 senedir yaşanan bir şey var diyelim, tepki var. Yani kendi ana dillerini okullarda konuşamamaları, bunun yasaklanması veya komünizme karşı mücadele adı altında binlerce sanat eserinin, heykellerin, anıtların ortadan kaldırılması veya kendi dedelerinin
diyelim şehit oldukları İkinci Dünya Savaşı'nda kendi ülkelerini savundukları o zaferin kutlanamaması, bu anıtların diyelim kırılması, yıkılması. Şimdi mesela Ukrayna'da çıkan kanunla birlikte binlerce Lenin heykeli yıkıldı. Evet. Yani sırf Lenin heykeli değil, yani Sovyet döneminde heykelleri yıkıldı. Bunlar çok ciddi sanat eser. Yani bir taraftan hani işin diyelim belki bir siyasal, ideolojik bir şey isim geliyor ama bu anıtlar bir taraftan da hepsi bir önemli bir sanat eseri. Mesela Rusya'da baktığınızda 90'lardan sonra yıkılan Lenin heykeli parmakla sayılacak kadardır. Yani herkes zannediyor ki Rusya'da falan bütün o Lenin'i, bir tane heykelin yıkılmasının görüntüleri vardır. Herkes dönüp dolaşıp onu gösterirler. Rusya'da bugün her tarafta Lenin heykelleri duruyor ya da Sovyet döneminin anıtları vesaireler duruyor. Yani o Yeltsin döneminde bile onları yıkamadılar, kaldıramadılar. Fakat Ukrayna'daki yıkılan diyelim heykel sayısı binleri buluyor. Ya sırf Lenin de değil yani işçi heykelinden tutun Sovyet heykellerine kadar. Şimdi 8 senedir kendi tarihlerinin, geçmişlerinin bilinmesi söz konusu oluyor. Veya şunu da var. Mesela Melitopol'ün başkanı şunu söyledi. Orası bir ticaret de şehri. Dedi ki biz son 8 senedir şehrimiz çok fakirleşti. Neden? Çünkü maden olaylarından sonra Rusya'yla, Kazakistan'la ve Belarusya'yla bütün ticari ilişkilerimiz koptu. Bizim şehrimizin tüccarları vesaireleri çok ciddi bir zarar gördü. Yani o 8 seneden beri bir tepki var. Sadece bu şeylerin ötesinde işte kendi evlerinin şu an Ukrayna güçleri tarafından bombalanması ayrı, işte günlük hayatı bozmak üzere diyelim işte cep telefonu operatörlerinin hizmet vermemesi şu bu falan, 8 senedir ciddi bir sorun var. Yani yaşanan bir rahatsızlık var. Peki Mehmet Perinçek, şimdi dün sahil yolunda Bakırköy'e doğru giderken önümde bir minibüs vardı. Ne alaka diyeceksin Ukrayna'yla ama bir yere bağlayacağım. Arabanın arka camı olduğu gibi, minibüsün arka camı olduğu gibi Halis komutanın fotoğrafıydı. Ömer Halis Demir'in. Şimdi bunu neden hatırladım? 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin Gladio'yu tepelediği gecenin simgelerinden biridir Ömer Halis Demir. Ukrayna'daki bu savaşın simgelerinden biri de eli Sovyet bayraklı bir nine oldu. Bayağı bir fenomen olmuş oralarda. Bayağı bir heykelleri mi söz konusu, duvar resimleri söz konusu falan. Hatta ben mi yanılıyorum, Kızıl Meydan'a götüreceklerdi onu zafer gününde. Nedir o ninenin hikayesi? Askerlerin kollarında arma şeklinde falan. Bayağı bir kahraman çıkmış ortaya. Evet. O bölüm 3'ten 5 nolu ve 6 nolu fotoğrafları da açabiliriz. Aslında video görüntüleri de var. Şimdi Ukrayna güçleri bir köyde bir eve geliyorlar. Tek katlı bildiğimiz bir ahşap köy evi. Şimdi o zaman geldiklerinde teyze bu değil mi? Teyze bu. Evet. Teyzenin aslında video görüntüleri de var. Bunu burada tabii yer almışım. Belki onu da bulabilirsem hemen göndereyim. Onu da koyabilirler. Teyze onları çünkü baktığınızda asker yani nereden olduğunu çok iyi anlamıyorsunuz. Onları Rus askerleri zannediyor ve eline Sovyet bayrağı alarak çıkıyor. 90 yaşında vesaire belli yani dışarıdan baktığımızda. Fakat tabii onlar Ukrayna askeri gelenler. O sırada da tabii
insani yardım adı altında erzaklar getirmişler, köye dağıtıyorlar. Bunu da belgelemek için cep telefonuyla da çekiyorlar. Ama bir bakıyorlar evin içinden Sovyet bayrağıyla biri çıkıyor. Anlıyorlar ki kendilerini karıştırdılar. Onlar da dalga geçmeye başlıyorlar. Kadın geliyor, o hoş geldiniz, bizi kurtardınız vesaire. Teşekkür ederiz, şöyle böyle falan. Kadınla alay ediyorlar. İşte neyse, erzağı veriyorlar. Erzağı verirken tabii elindeki, sen teyze şunu tut, bayrağı bize ver diyor. Alıyorlar bayrağı. Bayrağı daha sonra da üzerine basarak eziyorlar Sovyet bayrağını. Teyze de şeyi anlıyor tabii bunun üzerine. Ha diyor, bunlar Ukraynalı. Rus. Ukraynalı. Kendisi de Ukraynalı yani. Teyzenin kendisi de Ukraynalı. Ondan sonra tabii alıyor torbayı, alın diyor, istemiyorum sizin erzaklarınızı, verin benim bayrağımı falan. Tabii alamıyor bayrağı. Uzun süre peşlerinden de ısrar ediyor şeyi almak için. Bayrağı almak için. Şeyi de reddediyor. Erzakları reddediyor. Bu tabii bu olay yıl gidiyorlar Ukraynalılar da nasıl dalga geçtik teyzeyi bu kadınla falan diye. İşte Rus bilmem nesiyle falan diye sosyal medyaya koyuyorlar. Bu tabii bütün Rusya'da yayıldı ve bütün Rusya'nın şehirlerinde şu an heykelleri de işte dikiliyor, duvar resimleri de yapılıyor. Bu Mariupol'deki Berdyansk. Berdyansk'taki duvar resmi. Bir dahaki fotoğrafa, bir sonraki fotoğrafa bakarsak askerlerin kollarında işte bezden armaları var dikilmiş teyzenin. İşte bu da örneklerinden bir tanesi. Gölgesi pek teyzeye benzemiyor. Evet, gölgesi de Stalingrad'da aslında meşhur bir anavatan heykeli vardır Volgograd'da. Yani şu anki adıyla Volgograd'da devasa bir heykeldir. O zaten İkinci Dünya Savaşı'nın sembolüdür. İşte anavatan, nasıl Sem amcası, pardon, tabii Sem amca şeyi çağıran, I want you, seni istiyorum diye asker topluyor ya Amerikalılar. Bir de o Sovyetler de onun karşılığı da ana vatan. Yani Rusçasında da ana şeyi kullanılır. Ana vatan heykeli bütün İkinci Dünya Savaşı'nın sembolüdür. O gölgede, o teyzenin gölgesi de şey, o ana vatan heykeli olarak yansıtılmış durumda. Bu teyzenin tabii çok fazla meşhurluğu, popülerliği şey yapınca hep şunu söylediler. 9 Mayıs'a kadar umarım o bölge işte şeyden kurtarılır. Ukraynalılardan kurtarılır da teyzeyi Kızıl Meydan'a götürürüz diye de çok sayıda 9 Mayıs geçit törenine götürürüz diye de çok sayıda şey yapıldı. Bu arada daha sonradan tabii çeşitli farklı bilgiler de geldi. Bir süre bilgi alınamadı. En son ulaşmışlar, birileri yine çekmişler görüntülerini. Sizi işte tahliye edelim, başka bir ailesi gelmiş sizi götürmek için. Kabul etmemiş. Tahliye edilmeli. Ben buradan diyor ayrılmam diyor. Kocası da, ikisi de birlikte. O bayrağı işte ezmeye kalkanlara da şey diyor, ezenlere de işte bu bayrak için benim anam babam işte atalarım canlarını verdi. İşte sen o bayrağı ezemezsin vesaire dedi. Evet. O iri yarı Ukrayna askerini ittirdiği görüntülerde tabii bütün Rusya'da çok yayıldı. Evet. Şimdi ama sadece bu ninenin elinde yok o bayrak gibime geliyor. Şundan yazı dizisinden anladığım kadarıyla mesela insani yardım getiriyorlar, gıda yardımı getiriyorlar. Dağıtım sırasında Rus ordusunun minibüslerinden Sovyet dönemi marşları falan çalıyor. Ya da başka yerlerde de çok sayıda Sovyet dönemi bayrağı görüyoruz. Onun sebebi, hikmeti nedir? Neden yani bugünden marşları yok mu? Niye Sovyet dönemi marşlarına başvuruyorlar? Şu anda bir Ukrayna'da yürütülen özel operasyonun işte
açıklanan en önemli sebeplerinden bir tanesi bir tabii NATO'nun genişlemesi vesaire konusu var. Rusya'nın güvenliği meselesi ama diğer diyelim ana gündemi de veya ana sebebi de oradaki neonazi güçlerinin temizlenmesi ve ortadan kaldırılması. Dolayısıyla Rusya'nın bu operasyonuyla İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı yürütülen mücadele arasında bir şey kuruluyor. Paralellik. Paralellik kuruluyor, bir bağ kuruluyor. Aslında bu tabii Sovyet tarihinde falan çokça başvurulan yöntemlerden biridir. İkinci Dünya Savaşı'nda da aynı paralellik mesela Napolyon'a karşı savaşan Kutuzov ve diyelim o dönemin Çarlık ordusu arasında da kuruluyordu. Yani biz diyorlardı Kutuzovların torunlarıyız veya işte Alexander Nevski'lerin Teton Şövalyelerine karşı savaşmış olan onların torunlarıyız. Hep tarihten diyelim beslenmek ve oradan yaratılacak bir güçle bir seferberlik oluşturmak gibi hep bir şeyleri vardır zaten hem Rusya'da ve Sovyetler Birliği'nde. Şimdi bu sefer de İkinci Dünya Savaşı'na atıf diyelim bu operasyon sırasında her yerde mesela Rus bayrakları vesairelerden ziyade diyelim kontrol altına alınan bölgelerde zafer sancağı yani Orak Çekiçli ve Reichstag'ın tepesine dikilen o zafer sancağı her tarafta dalgalandırılıyor veya işte İkinci Dünya Savaşı'nın marşları her tarafta çalınıyor. Yine burada Moskova'da falan da çalınıyor mu yoksa Ukrayna için uygulanan bir yöntem mi? Yok, Moskova'da vesaire de var ama şey bölgesinde bunu çok sık görüyorsun. Mesela bölüm 4'ten video 1'i açabiliriz. Orada Melitopol'de de Melitopol şehrinde de gördük. Orada bir şehrin ana zafer meydanı var. O zafer meydanında bayrak çekme töreni yapıldı. Bölüm 4 video 1 açılırsa şimdi orada da görürüz. Şimdi o çekilen bayrak şey zafer sancağı. Zafer sancağı da biraz önce söylediğimiz gibi 1 Mayıs'ta Berlin'e giren Sovyet kuvvetlerinin işte bilmem kaçıncı makinalı tüfek taburunun bilmem kaçıncı birliği ilk bu bayrak işte Reichstag'ın tepesine dikiliyor. Hani meşhur bir tane fotoğraf vardır Reichstag'ın evet. Tepesinde bir orak çekiyor. O sonradan yapılmış şey ne derler göstermelik bir fotoğrafı. Gerçek dikilen bayrak o değil. O sonradan fotoğraf çekmek için yapılan bir bayrak. Esas dikilen bayrak bu ve çatışma sırasında dikiliyor bu bayrak. Yani evet. Reichstag'a girilirken şey yapılıyor işte oradan ateş açılıyor bilmem ne yapılıyor. İşte iki bir dikenlerin isimleri bilmem neleri de belli. Onlara görev veriliyor. İşte onlar hücum ediyorlar. Tepeye çıkıyorlar. Bu bayrağı dikiyorlar. Esas diyelim o meşhur fotoğraf değil. Bunun fotoğrafı yok zaten dikildiği sırada. Ha bu evet. Fotoğraf bugün Rusya'da da resmi olarak zafer sancağı olarak kabul ediliyor ve bütün diyelim İkinci Dünya Savaşı ile ilgili törenlerde bu ana şey kabul edilir. Şimdi mesela bu dikilirken bu daha doğrusu göndere çekilirken Melitopol'de arkasında Kutsal Savaş Marşı çalıyor. Kutsal Savaş Marşı ne? O da işte 22 Haziran'da Almanya şeye saldırır. 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırır. 24 Haziran'da bu Kutsal Savaş Marşı'nın sözleri İzvestiya ve Pravda'da yayınlanır. Yani 24'ünde yayınlanması için bunun 23'ünde yazılması lazım. Yani saldırının bir gün sonrasında bunun sözleri yazılıyor.
bir gün içerisinde Aleksandrov isimli besteci müziğini yazıyor ve hatta müziğini yaptıktan sonra korosu var, askeri koro. Vakit bulamıyorlar bastırıp sözleri ve notaları, tahtaya yazıyor. Tebeşirle koronun üyeleri ve işte müzisyenler onları bakaraktan kendileri deftere geçiriyorlar. Bir gün prova yapıyorlar. 26'sında, 26 Haziran'da da Belarus tren istasyonu vardır Moskova'da. Cepheye askerler gönderilirken orada canlı olarak bu çalınır. Hatta o canlı çalındığı yerde bugün hala anıtı da vardır. Belarus tren istasyonunda Moskova'da. Şimdi arkada da bu marş tabii çok yayılıyor şeyde. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nın temel marşı oluyor. Milli marşı gibi oluyor aslında yani bizim. Bugün 9 Mayıs bütün zafer kutlamalarında vesairelerde de o askeri geçit törenleri de bu marşla açılır. Şimdi o Melitopol'deki törende de o bayrağın zafer sancağının dikildiğini ve o marşla dikildiğini görürüz. O yine bölüm 4 foto 4A foto 4B'ye de bakabiliriz. Hem o meydanı daha geniş görmek açısından ve bayrağı da görmek açısından. Yani Sovyet sembolleri bu Ukrayna'daki askeri operasyonda şu an sık bir şekilde kullanılıyor. Mesela bazı yerlerde yıkılmış olan Lenin heykellerini geri koymaya başladılar. Hı hı hı. Evet, hayır yani bir şeyleri olsaydı Rusların mehter takımları olsaydı mehter marşını bol bol kullanıp o marşımı çalayım, bu marşımı çalayım diye insanları da acaba Rusya'ya sosyalizm geri mi geliyor diye merak ettirmezlerdi. Ben gerçekten merak ettim niye bu kadar Sovyet simgesi var ortalıkta diye. Ama bir başka şey daha var merak ettiğim. Bir nükleer santral bayağı bir patırtı kopartmıştı bir zaman bu operasyon sırasında. Neresiydi? Energodar. Anladığım kadarıyla oraya da gitmişsiniz. Nedir evet. O santral hikayesi? Oradaki durum nedir? O Energodar en önemli enerji merkezlerinden bir tanesi Ukrayna'nın. Zaten şehrin adı da enerji hediyesi falan gibi anlamına geliyor. Orada başka tabii enerji santralleri de var ama Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporojye nükleer enerji santrali. Orada bu operasyon sırasında orası Batı basında çok yer aldı. Çünkü işte ikinci Çernobil falan dediler. Ruslar bombalayacak yani burayı falan dediler. Tabii Ruslar bombalayacak değil, bombalıyorlar vesaire evet. Der de diye birçok tabii bilgi kirliliği de yayıldı. Bölüm 3'te foto 1A foto 1B'yi açabiliriz. Ayrıca foto 12 yine foto 11 onları da açabiliriz. Şimdi oraya tabii oraya da götürdüler. Nükleer enerji santralinin içine girecek. Yani tabii eğer tabii bir hasar olması durumunda veya diyelim bombalanmış vesaire olsa veya bir radyasyon sızıntısı falan. Bugün herhalde bu problem. Orası biraz daha çatışma bölgelerinden daha uzak, daha güvenli yerler. O bakımdan onu aman hocam koruyun kendinizi. Ne olur ne olmaz. Yok orada ona yaptılar. Yani çatışma bölgelerinden oldukça uzak olduğu için onu giymeden de dolaşabilmenin mümkün olduğunu söylediler. Şimdi orada tabii Ukraynalılar burayı da, Ukrayna güçleri burayı da canlı kalkan
olarak kullanmaya çalışıyorlar. Yani tepelerine keskin nişancılar yerleştiriyorlar, silahlı güçler giriyor ki diyelim uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bir silah üssü olarak, askeri üs olarak kullanılıyor. Fakat tabii daha sonradan Ukrayna güçleri teslim oluyorlar. Bugün şeye de Ukrayna tarafına da hala enerji veriyor. Yani bunlar mesela şey şimdiki görüntülerde o İngiliz PKK'nın saflarında da savaşın sonra Ukrayna'da yakalananlar. Evet. Bir sonraki fotoğrafta PKK ile birlikte fotoğrafları var. Bir geriye gidersek onları da görebiliriz aslında. Hocam vakit ilerliyor bir yandan da daha başka anlatacağınız şeyler de vardır. Orayı ısrar etmeyelim. Evet. İşte mesela bu PKK ile birlikte çektirdikleri fotoğraflar aynı kişilerin. Öbürü de şey. Yani orası da tabii bütün uluslararası nükleer enerji diyelim santrali kurallarına uygun bir şekilde uluslararası atom kurumuyla yine koordineli bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Yönetiminde hiçbir değişiklik yapılmış değil. Bütün Ukraynalı yetkililer hala başında. Hocam bütün bu anlattıklarınızdan bir şey çıkartabiliriz. Mesela bu santralden hala Ukrayna'ya elektrik verilmesi. Hani hep diyorlar ya savaş, Ukrayna-Rusya savaşı. Savaş falan yok ortada benim anladığım. Büyük bir askeri operasyon var. Yoksa niye elektrik versin düşmana? Rusya tabii zaten bunu bir savaş olarak nitelendirmiyor. Özel operasyon olarak nitelendiriyorlar. Zaten bir Rusya'da herhangi bir seferberlik de bu anlamda söz konusu değil. Yani Türkiye'nin aslında işte sınır ötesi yaptığı Afrin'e, işte Kuzey Irak'a, Suriye'nin kuzey doğusuna vesaire yaptığı operasyon gibi bir şey değil mi? Daha geniş çaplısı, daha büyük şey olarak da nitelendirebiliriz. Evet. Peki o Zaporojia Energador o taraflarda günlük hayat nasıl? Orası tabii daha canlı. Bir defa nükleer santral tabii şehrin ekonomik merkezi. Yani o nükleer santral çalışıyorsa şehir yaşıyor demektir. Evet. Çünkü içinde binlerce insan çalışıyor. O binlerce insanın ailelerini eklediğinizde 10 bin yani 10 binleri vesaireyi geçiyor. O kişiler esnaftan oradan buradan alışveriş yapmaya devam ediyor. Maaşlar dağıtılıyor. Yani dolayısıyla Energodar o bölgeler içerisindeki belki en canlı diyebileceğimiz şehirlerden bir tanesi. Bunun tabii en önemli sebebi nükleer santralin hiç sorunsuz bir şekilde çalışıyor olması ve oradan ekmek yiyen ve ona bağlı olarak diyelim ekmeğini kazanan kesimlerin hayatından memnun olması tabii bunun en önemli sebeplerinden biri. Şimdi hocam şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bütün bu çatışmalar sonunda bazı bölgeler, bazı kentler Rus ordusunun eline geçiyor. Şu anda geçici yönetimler falan var orada anladığımız kadarıyla. Peki daha sonra ne olacak buralar? Buralarla ilgili kim karar verecek? Nasıl karar verecek? Ukrayna'ya geri mi verilecek? Rusya'ya mı bağlanacak? Özerk bölge mi olacak? O konuda izlenimlerinizi merak ediyorum. Evet. Şimdi o mesele gerçekten önemli çünkü Rusya'nın operasyonu sadece Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ile sınırlı değil. Biliyorsunuz Rusya Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni operasyondan bir iki gün önce resmi olarak tanıdı. Onların bağımsızlıklarını ilk defa tanıdı ve bağımsızlıklarını tanıdığı zaman da o ülkeler
kendi sınırlarının sadece %30'una hakimlerdi. Şimdi onlar bir taraftan kendi toprak bütünlüklerini sağlıyorlar bu harekatla birlikte. Fakat Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin dışında da çok fazla toprak ve şehir Ukrayna'nın kontrolüne çıkmış durumda. Şimdi Donetsk'e katılanlar, Lugansk'a katılanların geleceği belli. Onlar ayrı bir devlet oldular. Mesela Mariupol. Mariupol Donetsk'e bağlı. Oraya tamam bağlandı. Ama Berdyansk, Energodar, Melitopol ya da şimdi Harkov ileride, şimdi çatışmanın olduğu yerlerde, Herson gibi bölgeler var. Şimdi bunlar Lugansk değil, Donetsk değil. Ukrayna'dan şu an diyelim Ukrayna kontrolünden çıkmış ama Rusya'da değil. Şimdi burada tabii dört tane seçenek ortaya çıkıyor benim orada hem yerel yetkililerle hem Rus yetkililerle yaptığım görüşmelerden. Bir defa tabii şunu söylüyorlar, bunu şimdi bu birincil mesele değil. Birincil mesele işte Ukrayna'nın askersizleştirilmesi, işte şehirlerin güvenliğinin alınması, altyapının tekrar kurulması bu şehirlerden, günlük hayata geri dönülmesi vesaire. Ama bundan sonra bu mesele gündeme gelecek. Yani biraz önce söyledim, o bebekler, 46 tane bebek Melitopol vatandaşı. Bunlar Melitopol vatandaşı olarak mı kalacaklar ileride? Ya da oradaki insanlar nerenin vatandaşı olacaklar? Şimdi birinci seçeneklerden biri Rusya'ya katılmaları. İkinci seçenek bağımsız bir devlet olmaları, aynı Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri gibi. Üçüncü seçenek Ukrayna'dan kopmuş diğer bölgelerle birlikte, yani Lugansk Halk Cumhuriyeti diyelim, işte Donetsk Halk Cumhuriyeti, belki ileride Zaporojye Halk Cumhuriyeti olacak. İşte Herson, Harkov falan, bunlar ayrı belki bağımsızlıklarından deyip hepsi bir ayrı bir Doğu Ukrayna kuracaklar. Ha, Koreler gibi. Kuzey Kore, Güney Kore, işte Kuzey Kıbrıs Halk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs vesaire, evet, gibi. Bir Doğu Ukrayna, başka bir Ukrayna kuracaklar ya da Ukrayna Halk Cumhuriyeti mi diyecekler, Doğu Ukrayna Halk Cumhuriyeti mi diyecekler, neyse. Tabii dördüncü seçenekte Ukrayna'da makul bir iktidarın kurulması durumunda Ukrayna'nın içerisinde ama federatif bir Ukrayna. Mesela bunu öyle ifade ediyorlar. Yani federatif bir Ukrayna içerisinde onun parçası olmak. Bunu da şöyle söylüyorlar. Gidişata bakacağız. Ukrayna'daki gelişmelere bakacağız. Buna göre oradaki halk bir karar verecek. Yani buna Putin karar vermeyecek. Veya ama işte Donbas, bu karar Donbas bu son seçeneğe dahil olmaz zannetmiyorum. Değil mi? Şöyle olmayacak gibi gözüküyor. Neden? Çünkü onlar da yeni referandum yaptılar. Bir referandum daha yaptılar ve Rusya'ya katılma kararı aldılar. Ben bu konuyu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Pişulin'e de sordum. Mariupol'de. Dedik yani ne olacak, Donetsk Halk Cumhuriyeti böyle bir referandum da yaptı. Şunu söylüyor, bizim şu an öncelikli sorunumuz toprak bütünlüğümüzü sağlamak ama biz referandum yaptık. 1-2 ay önce bu referandumda Rusya'ya katılma kararını aldık. Bunu gerçekleştireceğiz ama bunu da toprak bütünlüğümüzü sağladıktan ve işler yoluna girdikten sonra yapacağız, bu süreci başlatacağız diye de söylüyorlar. Tabii bu katılma kararını almaları demek Rusya'ya katılacakları anlamına tabii gelmiyor. Bir de Rus tarafının tabii bunu kabul etmesi lazım ama Donetsk'in ve Lugansk'ın aynı Kırım gibi Rusya'ya katıldığını görmemiz bir sürpriz olmayacaktır, onu evet, kesin olarak söyleyebilirim. Peki hocam, bu özel operasyon nereye doğru gidiyor, nereye kadar gidecek, amaçları
tamam neonazilerden kurtarmak falan ama bir de coğrafi olarak mesela Odessa'nın alınması gibi bir şey var ortada. Ne yapar Rusya, nereye kadar gider? Yani Rusya'nın bir defa bu operasyonda kararlı olduğunu ve operasyonun amaçlarını gerçekleştirene kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Operasyonun amacı Ukrayna'nın askersizleştirilmesi ve Batı'nın Rusya'ya karşı bir üs olarak kullanılmasının engellenmesi. İkinci amacı tabii Nazilerden temizlenmesi. Bu noktada Rusya sadece Donbas bölgesiyle veya Lugansk'ın, işte Donetsk'in toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla kalmayacak. Bir defa şunu söyleyebiliriz. Azak deniziyle Ukrayna'nın bağlantısını kestiler. İşte Mariupol vesaire alındı. Bütün o Azak kıyılarına artık çıkışı kalmadı Ukrayna'nın. Karadeniz anlamında Kırım zaten orası daha önceden Rusya'ya katılmıştı. Ama Odessa şimdi, noktası önemli. Rahmetli evet, Soner Polat bir değerlendirme yapmıştı. Odessa yoksa Rusya donanmasız demektir gibi bir şey söylemişti. Yani can alıcı bir nokta orası. Evet. Ve iki tane Karadeniz'e çıkışı kaldı var şu an Ukrayna'nın. Biri Nikolayev, ikincisi de Odessa. Bunların da Rusya'nın operasyonu kapsamında olduğunu söyleyebiliriz ve hatta ben şu soruyu da yönelttim Rus Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisine. Dedim ya, bu Mariupol tabii dünyada falan çok konuşuldu, tartışıldı çünkü çok sert çatışmalar oldu, kendi gözlerimize de gördük yani, bütün şehir ciddi bir zarar gördü vesaire. Uzun da süren çatışmalar vardı. Dedim ikinci Mariupol neresi olacak bu harekatın? Çünkü Berdyansk'a girmişler. Başka yerlere daha rahat bir şekilde giriyorlar vesaire. Yani ikinci büyük çatışma nerede bekleniyor? Nerede bekleniyor diye Odessa evet, cevabını verdi. Yani Odessa'nın da bu şekilde hem Rusya'nın operasyonu kapsamında olduğunu görüyor, öğrenmiş oluyoruz. Diğer taraftan da Odessa'ya tabii ondaki ifade etti. Ukrayna dedi, çok büyük yığınak yapıyor şeye, Odessa'ya. Dolayısıyla en diyelim büyük çatışmalarında ikinci diyelim belki de Mariupol'ün Odessa olacağını da söyleyebiliriz. Daha sonra peki tamam, Karadeniz'le bağlantı kesildi, Azak'la kesildi. Bir taraftan Doğu Ukrayna demek tabii sanayinin merkezi, kömür, başka işte demir, çelik, yeraltı, başka metaller çok fazla var o bölgede. Orayla Ukrayna'nın bağlantısı diyelim kesildi. Bu şekilde mi olacak? Hayır, Kiev vesaireye kadar da gideceğini ifade ediyorlar. Yani tabii o Kiev'e devam edilmesi demek o Kiev'i Rusya'ya katmak vesaire değil, ama Ukrayna'daki o bilim batı güdümlü Nazi rejiminin yıkılması ve bir daha da ortaya çıkmaması adına bir tedbir olarak düşünüldüğünü ve bunun da operasyonun, harekatın kapsamında olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tabii ki Kiev'e kadar gidilecek. Ama Kiev Rus toprağı ilan edilmeyecek, ama aynı şeyi biz 2. Dünya Savaşı'nda da gördük. Ruslar Berlin'e kadar girdi, ama Berlin Rus toprağı olmadı. Yani o da ayrı bir şey. Peki hocam, bir 7 dakika 6 dakika zaman kaldı. Bu geziyle ilgili değil ama çok merak ettiğim başka bir şeyi de sormak zorundayım. Sonra bana izleyiciler ki ya bunları niye sormadın? Bir, İskandinav ülkelerinin NATO'ya alınması meselesi hızlandırıldı. Çok gündemde şu anda. Bununla ilgili Macaristan'ın, Hırvatistan'ın itirazları var. Bugün çok ilginç bir şey oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Asla sıcak bakmayız dedi onların NATO üyesi olmasına. Şimdi durum biraz değişir gibi oldu. Sizin görüşünüz ne? Şimdi tabii NATO'nun genişlemesi aslında sadece Türkiye, sadece Rusya'yı tehdit eden şey değil. Yani NATO'nun genişlemesi aslında bütün Avrasya coğrafyasına karşı bir hareket. Neden? Çünkü hani Türkiye açısından bakacak olursak, Türkiye hep söylediğimiz gibi yani bir taraftan Suriye, bir taraftan Doğu Akdeniz, Ege, işte Dede Ağacı, Trakya tarafından, o taraflardan kuşatılıyor. Ama bu kuşatma Ukrayna'ya doğru da genişletilmek isteniyor. Yani Ukrayna'da ABD'nin ve NATO'nun yapmak istedikleri Rusya'yı tehdit etmenin ötesinde bir taraftan da Türkiye'yi çerçeveleme planının da bir parçası. Çerçevenin dışında Cumhurbaşkanı yine açıkça uyarmıştı. Bu kadar silahı Dede Ağaç'a niye yığıyorsunuz? Kime karşı bunlar? Bize karşı mı diye. Yine Suriye sınırına 40 bin tır silah yığılması da bize açıkça tehdit. Tabii yani Ukrayna'ya da NATO'nun girmesi Türkiye'ye tehdit olacak. Çünkü oradaki toplar, tüfekler, füzeler, uçaklar neyse yani... Evet. İstedikleri zaman Rusya'ya döner, istedikleri zaman da Türkiye'ye dönebilecekti. Yani bu anlamda Rusya'nın operasyonu, bu planı da bozan bir operasyon. Yani Türkiye'nin kuşatılması operasyonu da bozan bir hareket olduğunda söylememiz lazım. Şimdi Finlandiya ve İsveç'in de NATO'ya girmesi bir anlamda bölgedeki huzuru ve barışı bozacak bir hamle olacak. Burada Çavuşoğlu'nun söylediği NATO toplantısından sonra önemli sözler vardı. Dedi ki NATO içerisindeki bazı ülkeler dedi, NATO ülkeleri Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemiyor. Bunu hatta sürmesinden çıkarmıyor. Kim bunlar? Tabii Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'si vesaire. Bu çok açık bir şekilde belli. Şimdi aynı mantık Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasında da var. Yani NATO'yu genişleterek aslında hem dünya barışını daha da zora sokmak, hem de Avrasya'yı kuşatmak planı var ve bunun içerisinde Avrupa'yı da kontrol altına almak var. Bakın bu da çok önemli. Yani Finlandiya'nın, İsveç'in NATO'ya girmesi demek Avrupa'ya da bir tuzak. Neden? Aslında çünkü biraz zorla sokma gibi bir şey var gibime geliyor benim. Bir iddialı bir laf gibi olmasın ama. Çünkü İsveç'in başbakanıydı galiba ya da savunma bakanı. Ben bu görevde olduğum sürece bu ülke NATO'ya girmeyecek demişti. Şimdi öyle konuşmuyor. Demek ki Amerika bastırıyor. Tabii bastırıyor. Bir de şu var. Avrupa'nın kendi başına ayrı bir kutup olarak çıkmasını engelleyecek de bir proje. Evet. Çünkü NATO zaten artık, şimdi NATO niye kuruldu? Komünizmle mücadele için kuruldu. İşte komünizm tehdidi. Şimdi Sovyetler Birliği kalmadı, yıkıldı. NATO'nun da aslında kuruluş amacı ortadan kalkmış oldu. Kuruluş mantığı kalkmış oldu. Daha sonra NATO 1990'lardan sonra aslında ABD'nin kendi müttefiklerini kendi planları için kullanma aracına döndü. Ve onların ayrı bir kutup olarak çıkmasını engellemek, onları kontrol altında tutmak, kontrol altında tutarken de ABD amaçlarına hizmet etmelerini sağlamak için yapıldı. Şimdi bunu Avrupa tabii ciddi bir şekilde bir süre sonra itiraz etmeye başladı. Macron çıktı, dedi bunun beyin ölümü gerçekleşti. Avrupa içerisinde NATO'ya farklı tepkiler ortaya çıktı ve hatta ayrı bir Avrupa ordusu kurulması fikri de ortaya çıktı. Şimdi Almanya ve Fransa'da bu konu çok sık bir şekilde dile getiriliyordu ve NATO'dan bağımsız bir askeri güce ihtiyaç olduğunu Avrupalılar da söylüyordu. Şimdi İsveç'in, Finlandiya'nın NATO'ya girmesi demek bir taraftan bu Avrupa ordusu projesine de bir darbe. Yani bu proje aslında ne Avrupa'nın, ne Finlandiya'nın, ne İsveç'in, ne Almanya'nın, ne Fransa'nın lehine
bir proje. Bu tamamen ABD'nin Avrupa'yı kontrol altında tutmak, Rus tehdidi, işte önceden neydi? Komünizm tehdidi, komünistler, kızıllar geliyor tehdidi şeyi vardı. Bunu diyelim pompalanması. Şimdi Rus tehdidi üzerinden veya Çin tehdidi üzerinden Avrupa'yı kontrol altında tutmak için yapılan bir adım. Yani bunun Avrupalıların şunu da anlaması lazım. Bu proje Rusya'ya, Türkiye'ye, Çin'e, İran'a, şuna buna evet onlara da karşı ama diğer taraftan Avrupa'nın bağımsız bir kutup olarak ortaya çıkmasına da karşı bir proje. Ve zaten burada şunun da altını çizmek lazım. Özellikle bu yaptırımlarla birlikte, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla birlikte ABD Avrupa'ya da çok ciddi bir tuzak kurdu. Ve Avrupa'nın ekonomisini yerle bir ediyorlar. Evet. Ve Avrupa kendi kendini imha etmeye başladı. Ve bunu niçin yapıyor? Tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin planları adına, çıkarları adına yapıyor. Veya Ukrayna'daki 3-5 tane Nazi artığının çıkarları adına bunu yapıyor. Ve Avrupa'nın kendi kendini imha etmeye başladığını ve bu yaptırımların Rusya'dan çok bizzat Avrupa'ya zarar verdiğini Avrupalılardan da duyuyor. Avrupalılar derken sıradan sokaktaki insandan bahsetmiyoruz. Onlardan da tabii tepkiler var ama işte Deutsche Bank'ın işte genel müdüründen tutun da işte Boş'un başındaki insanlara, Fransa'nın en önemli tröstlerinin şirketlerinin başındaki insanlara kadar herkes bunu dile getiriyor. Yani evet. NATO'nun genişlemesi de Rusya'ya yönelik yaptırımlar da Amerika'nın Avrupa'ya karşı kurduğu da bir tuzak. Bunu da görmek lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten merak ettiğim birçok şeyin cevabını buldum. Fotoğraflarınız, videolarınız da aydınlatıcı oldu. Daha farklı bir gözle bakmak gerektiğini herhalde izleyicilerimiz de çok iyi kavradılar. Ama gözünüzü seveyim, bir daha giderseniz öyle uzak bölge diye çelik yeleksiz, miğfersiz falan dolaşmayın. Siz lazımsınız. Çok tamam. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar, ilginç bir teferruat oldu. Gerçekten merak ettiğim bir sürü şeyin cevabını buldum. Umarım bilgilendirici olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerle pazartesi sabahı saat 9.30'da Televizyon Gazetesi'nde birlikte olacağız efendim. Pazartesi saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece pazartesi saat 9.30'a kadar değil. Bakın bütün dünya çok ilginç bir dönemden geçiyor ama adımız gibi biliyoruz ki biz kazanacağız. Mazlum milletler kazanacak, Türk milleti kazanacak. Biz kazanıncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.